benim dilimi de öğreneceksin. Ben terörist demiyorum. Hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. Terör soruşturması kapsamında 20 yıla kadar hapsi istendi. Türkiye'de BDP, Suriye'de PYD'nin sunduğu örnekleri izleyerek PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile ilgili hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bunun görüşme isteğini tabii ki kabul etti. İddianamede Kürkçü'nün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek eyleminde yaptığı konuşmada yer alıyor. Açıkça böylece Türkiye'de ikili bir hukuk rejimi. Kürkçü'nün o konuşmada Öcalan'ı övdüğü, saygı duyulan önder olarak nitelediği belirtiliyor. Sen öğreneceksin. Her şeyi öğreneceksiniz. İddianamede belirtilen bir diğer suçsa Kürkçü'nün HDP'li Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmesi. Ülke ve inkılaplarına bağlı kalın. İddianamenin sonuç kısmındaki değerlendirmede Ertuğrul Kürkçü'nün faaliyetlerinin terör örgütü üyeliği boyutuna ulaştığı ifade ediliyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere Kürkçü'nün çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerinin terör örgütü üyeliği boyutuna ulaştığı ve şüpheliyle terör örgütü arasında organik bağ oluştuğu anlaşılmıştır. Siyasi gündemindeki en önemli mesele. Bu kapsamda Kürkçü'nün silahlı terör örgütüne üye olmak, suç ve suçluyu övmekle, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. Kürtler için ayrı hukuk, Kürt vekiller için ayrı hukuk.